Şanlıurfa Barosu ve bünyesinde bulunan Göç ve iltica Merkezi'nin çok yoğun uğraşlarına karşılık birçok problem çözülmüşse de son aylarda keyfi ve hukuka aykırı işlemlerin arttığı gözlemlenmiştir. Geri gönderme merkezinde her gün yeni bir uygulama ve yeni bir kısıtlama ile karşılaşmaktayız. Yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak müdürler ve göç uzmanları avukatlar ile hiçbir şekilde görüşmemekte ve güvenlik personeline hukuka ikli talimatlar verilerek meslektaşlarımıza zorluk çıkartılmaktadır. Avukatın dosya incelemesi vekaletle birlikte dosyadan örnek alması engellenmektedir. İdari gözetim altındaki yabancı ile avukatın görüşmesi çeşitli bahanelerle engellenmeye çalışılmaktadır ve hatta avukatlara müvekkillerinin merkezde bulunmadığı söylenerek meslektaşlarımız geri gönderilmektedir. Yabancının merkezde olduğu bilgisi verildiği durumlarda ise kişinin avukat görüşüne getirilmesi çok ama çok uzun sürmektedir. Mevzuata göre geri gönderme merkezine alınan yabancılar hakkında 48 saat içerisinde idari gözetim kararı alınması gerektiği belirtilmektedir. Ancak 4-5 gün geçmesine rağmen dosyası hazır olmayan yabancıların olduğu ve avukatlara daha sonra gelinmesi gerektiği söylenmektedir. Yine mahkeme tarafından idari gözetimi sonlandırılan yabancılar için keyfi olarak fazladan tutulmaktadır. Bunun gibi birçok hukuka aykırı uygulama bulunmaktadır. Açıldığı günden beri Şanlıurfa geri gönderme merkezinde henüz bir düzen sağlanmış değildir. Her gün yeni bir keyfi uygulama ile karşılaşmaktayız. Bu durum meslektaşlarımız ile personeller arasında sürekli olarak gerginliğe sebebiyet vermektedir. Bu uygulamalarla avukatlar yıldırılmaya çalışılmakta ve yabancıların adalete erişimleri engellenmektedir. Tüm bu hususlar tarafımızca birçok kez dile getirilmesine rağmen ne yazık ki henüz bir iyileştirme yapılmamıştır. <laughs> Son aylarda devletin göç politikalarında değişikliğe gidildiğini görmekteyiz. Başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik hukuka aykırı uygulamalar maalesef artmıştır. Haklarında herhangi bir sınır dışı kararı alınmadan veya alınmış olsa dahi karara karşı iptal davası açıldığı halde birçok Suriye uyruklu yabancı hukuka aykırı olarak sınır dışı zorla sınır dışı edilmektedir. İdari gözetim altındaki yabancılara zorla geri dönüş gönüllü geri dönüş formu imzalatılmaktadır. Yabancılara imzalatılan formlar hakkında kendi dillerinde herhangi bir bilgilendirme yapılamamakta olup hukuki sonuçları anlatılmamaktadır. İmza atmak istemeyen yabancılara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanarak işlem yapıldığı bilgisi alınmaktadır. Hatta son zamanlarda İmzaları yetkililer tarafından taklit edilmek suretiyle formlar doldurulmaya başlanmıştır. Bu konuda meslektaşlarımız tarafından bizlere iletilen deliller bulunmaktadır. Bu hususla ilgili olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezi'nin bu tür uygulamalarının bir an önce son bulması gerekmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesinde ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 4. maddesinde açıkça belirtildiği üzere hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez denilmektedir. Bu tehdit altında bulunan kimseler geri gönderme yasağı kapsamındadırlar. Dolayısıyla savaşın halen hüküm sürdüğü Suriye'ye gönüllü geri dönüş kisvesi altında yapılan sınır dışı işlemleri kabul edilemez. Komut ve net delillerle Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağız efendim. Rica ederim. Var mı başka bir soru?